Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu Erdoğan. Burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici dedi. Erdoğan devletin mağdurların yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. Burada bile maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Yani bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Büyükçamlıca Camii'nde kılan Başkan Erdoğan, namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yangınlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu Başkan Erdoğan. Soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Siyasi partilerin yaklaşımına tepki gösterdi. Bu eş zamanlı ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangınlarla ilgili tabii soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı, yok mu? Bunların üzerine gidiliyor. Milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz veyahut da birlikte dayanışma içerisinde adım atacağımız bir konuysa, buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Başkan Erdoğan, Türk Hava Kurumu uçakları ile ilgili tartışmalara da yanıt verdi. Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok ben işte Türk Hava Kurumu'nun uçakları varmış da neye göre söylüyorsun bunu? Neyi biliyorsun da söylüyorsun? Türk Hava Kurumu'nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. 45 helikopterle ve bunlar fonksiyonel helikopterler, bunlarla çalışıyoruz. Uçak sayımız 5-6'ya çıkmış vaziyette. 1080 arazöz şu anda yangın bölgesinde çalışmada. Bir diğeri 280 su tankeri şu anda aktif olarak çalışıyor. 2270 ilk müdahale aracı yine burada şu anda aktif çalışıyor. İş makinalarında 660 dozer ve iş makinası, bir yangın tankı aktif olarak devrede ve 4110 teknik eleman yine bölgede çalışıyorlar. Bir diğeri ise 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 1140 noktada ise orman yangınlarıyla şu anda mücadele devam ediyor. Yangınlarla mücadelenin olumlu ilerlediğini belirten Başkan Erdoğan, evlerini ve hayvanlarını kaybedenlerin mağdur edilmeyeceğinin de altını çizdi. Evi yananlar, hayvanları maalesef telef olanlar, onlarla ilgili de bütün hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle biz hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bu hasar tespitlerinden sonra da gerek telef olan hayvanların sahipleri mağdur edilmeyecektir. Ve Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile beraber yine bölgede evi yananların evlerinin süratle yeniden inşa edilmek suretiyle onlar da inşallah en kısa zamanda yapılıp sahiplerine teslim edilecektir.